Merhabalar arkadaşlar. Darkorbit'in gündemini değerlendirdiğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Gündem yoğun, gündem çok, gündem saçma sapan şeylerle dolu. Oyunun artık saçmalıklarıyla dolu bir ileriye doğru devam ediyoruz. Geleceğe doğru devam ediyoruz. Saçmalıktan kastım şu, oyunun artık gerçekten suyunun çıktığını düşünüyorum yani. Bunu düşünmemin sebebi de şu, biliyorsunuz ben sıfırdan başlama serisi yapıyorum ve orada gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ama ve lakin hani böyle oyunda mesela birisi size takıntılı olduğu zaman bu oyuncu tutucu kullanabiliyor. Bu bir. İkincisi, geçen öğrendim bunu. Şöyle bir şey yapabiliyorlarmış. Sizi herhangi bir map'te olursanız olun görebildikleri bir sistem var ki o sistemi öğrendim ben de. Atıyorum siz oyunda olun olmayın. Yani oyunun içerisinde olmanıza gerek yok. Ben şu an herhangi birinin nerede olduğunu öğrenebiliyorum. Bir tane Discord adresi varmış. Bunu size vermeyeceğim. Ya bunları öğrendikçe böyle tiksinmeye başlıyorum oyundan. Hani çünkü çok saçmalıyor yani oyun. Bir düşünün, ben bunu ticket'lattım. Ama büyük ihtimal bir şey yapacaklarını da sanmıyorum. Dedim hani ticket'ta mesajım şuydu. Bakın dedim, sizin dedim serverlarınızla alakalı vesaire şey yapıyorlar. Kimin nerede nasıl takıldığını bilebiliyorlar. Ona göre bir şey yapın, bu server hakkında bir önlem alın dedim. Bu sunucu hakkında bir önlem alın dedim. Ama ve lakin bir dönüş yapılmadı. Normalde diğer tarz mesajlara hemen anında dönüş yapan ekip buna dönüş yapmadı. Çünkü işlerine gelmiyor biliyoruz. Yani sıfırdan başlama serimde şunları yaşadım. Eğleniyorum. Gerçekten eğleniyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Devam edeceğiz tüm gazıyla, tüm hızıyla devam edeceğiz. Sizin de izlemeleriniz, yorumlarınız için teşekkürlerimi iletiyorum. Yani onun dışında bot sayısı gerçekten çok fazla. Bayağı fazla hani bot sayısı. Her geçen günde daha da çok artıyor. Bir şey kesmeye çalışıyorsunuz. 50 kişi ona sıkıyor oluyor. Hani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, yapamıyorsunuz. Görevlerde hani millet çok fena sizden önce zaten o yaratığa tıkladığı için sizi alamıyorsunuz. Ya bu tarz şeylerden dolayı da hani oyunun gerçekten artık böyle cılkı çıktı tam anlamıyla. Suyu çıktı. Yani sinir bozucu bir hale geldi ne yazık ki. Oyun güzel bir oyun mu? Evet, Unity diyorlar. Unity'yi tam bilmiyorum ama bu oyunun Unity'ye geçeceği de bir hayal. Bunu ta 2020 pandemi zamanında bu oyun hani biliyorsunuz kliente vesaire geçtiği zamanlarda diyorlardı işte yok Unity olacakmış, Unity'yi deniyorlarmış, Unity'yi test ediyorlarmış. Fasafiso. Yani o zamandan beri olan bir söylenti bunlar. O yüzden bunları böyle ciddiye alınacak bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Yaparlarsa güzel olur mu? Tabii ki çok güzel olur. Hani oyunun sistemi değişir, yani oynanış tarzına birkaç bir şey ekleseler çok güzel olur. Ya ben en başından beri dediğim şey şu, bir de bu oyunun kesinlikle Steam'e eklenmesi gerektiği. Yani sen bu oyunu Steam'e vesaire eklediğin zaman bu oyunda hile sayısı da azalacak. Şuna niye? 99. Bu çok özürlü bir şey ya. Bunu biri demişti, sayılı yaz. Bak mesela burası bile sıkıntılı, anlatabiliyor muyum? Hani yok yani. Şöyle mesela 50 arttırsan geri 1'e düşecek. Bu niye böyle, herhangi bir fikrim yok ne yazık ki. Yani millet bir de bu oyunu, ya şimdi ben hani belki videolarımda izliyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur benden bu lafları. Bu oyunu oynayanlar kafayı yemiş diyorum. Bunu dememin sebebi tabii ki bundan sonra şunu da ekliyorum. Herkes bazında konuşmuyorum. Belli başlı bir kitle için ben bunu konuşuyorum dediğimi söyledim. Kafayı yemiş olanlardan kastım şu. Adamın 4-5 tane hesabı var. Hepsi full otoda. Hepsiyle birden kasılıyor. Oyunu böyle her şeyin önüne koymuş ve bu oyunsuz yapamayacağını iddia eden elemanlar var. Bu kadar da olur mu demeyin. Var. Ben gözümle de gördüm. Konuştum da birebir yani. Adamlar bu oyundan başka hiçbir şey yapamıyorlar. Yani hatta geçen chatte bir kavga etti. Bu kremalı patiyi bilirsiniz. Benim sıfırdan başlama serimde yardımcı arkadaş. Yani bana yardım ediyor sağ olsun. Adama dedi ki sen de işte aile sevgisi görmemişsin dedi. O yüzden böyle şeylere takıntılı olmuşsun falan dedi. Adamın sizce ilk dediği şey nedir? Adres ver, numara ver, Discord ver. Direkt bunlara girdi işte, tamam mı? Yani bu tarz şeylerin oyunda, ya çoğu oyunda bu tarz şeyler oluyor. Hani yok numara versene, işte yiyorsa Discord, yiyorsa adres versene falan. Eminim ki bir şey yapacağından değil, sadece laf ebeliğinden bu tarz şeyler konuşuluyor. Ama bunlar mesela olmalı mı sizce? Bence olmamalı. Ya insanların sabırları var, tamam, sabırlarını sınıyorlar. Benim de mesela bazı videolarda insanlara böyle hakaret değil de böyle şey, ağır konuştum mu diyeyim. Yani bir konuşma tarzım oluyor, tamam, hani böyle ne kadar salaksın falan dediğim oluyor. Ki bu demek ki benim sabrımı aşmış. Bu benim sabrımı sınamış. Ya ben biliyorsunuz hani videolarda küfür etmem, sövmem, saymam, küfür seven bir insan değilim. Kavga, dövüş, gürültü seven bir insan değilim. Ve bunu da bu oyuna yansıtmaya çalışıyorum. Bu hesap en son Yunus'taydı. Geçtiği rokete bak salak. Bak mesela salak dedim ya şimdi, hani şey anlamında salak. Bunu anlamışsınızdır herhalde. Dediğim gibi yani bu tarz şeyleri seven bir insan olmadığım için oyunda da mesela bunu bekliyorum. Ama ne yazık ki o kafayı yemiş olan kitle üzerine konuşuyorum ben bunu bu arada. Onlarda herhangi böyle bir şey yok. Oyunu bütün hayatlarına koyuyorlar. Tek oynadığı oyun bu oluyor. Mesela ben, siz, ya belki beni de böyle düşünüyorsunuzdur. Sen bunları diyorsun ama sen de bu oyunu sürekli oynuyorsun falan. Benim tek oynadığım oyun bu değil. Ben arkadaşlarımla ekipçe bizim girdiğimiz bir sürü oyunlar var. Bir sürü farklı oyun var ki ben o kadar oyun oynayan bir insan da değilim. Dışarı çıkıyorum, bir hayatım var, geziyorum, arkadaşlarım var, okulumu okuyorum, hani işim var. Bir sürü şey var yani, ben takıldığım ettiğim çok şey var. Bu oyun benim hayatımın merkezi değil. Mesela bir yorum gelmişti, onun üzerine konuşayım. Tek başarın bu oyunu oynamak. Tek başarın bu oyunda gemini geliştirmeye çalışmak. Bunu demiş, tamam mı? Ki bunu diyen arkadaş da eminim ki tek başarısı gemisini 7/24 bota atarak geliştirmek oluyor. Bir oyunu oynayacaksan benim görüşümce el emeği göz nuru olmalı her şey. Yani elinizle, emeğinizle kastığınız bir hesap çok farklı oluyor. Mesela o benim elimle kastığım hesabım çok, mesela benim gözümde çok şey, tatlı bir hesap şu an. Anlatabiliyor muyum? Yani onunla oynaması, sıfırdan bir şeyleri kasması gerçekten çok zevkli. Ve bunu yaparken yeni insanlarla tanışmak da çok zevkli. Zaten benim özlediğim kısım buydu. Hani yeni insanlarla tanışayım, bana yardımcı olsunlar. Yardım ettikçe bir insanlar anlıyorsunuz, tamam mı? Mesela bana yardım eden arkadaşlar, yani çok sağ olsunlar. Hani diyorum ki ben onlara, ya işte bana yardım ediyorsunuz sağ olun, hani şu an beklememiz gerekiyor görevler bunlar. Adamlar full artı fuller. Benim dandik ki işte saymon kesme görevlerime falan yardım ediyorlar ve bundan hiç gocunmuyorlar. Bu tarz insanları ben özlemişim açıkçası. Bu tarz insanlarla oyun oynamayı özlemişim. Darkorbit'te de mesela bunu bulabileceğiniz bir oyun idi. Ama şu anda gerçekten bu en son yaşadığım şeylerden sonra, ki yaşadığım şeylerden bir tanesi bu dediğim, hangi oyuncunun nerede olduğunu bulabildiğiniz programı gördükten sonra dedim ki yani bu kadar da olmaz. Yani bu kadar da olmamalı yani. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kadarı da artık tamam, bot neyse, hadi botu okey. Tutucu çıktı. Tutucu ne abi? Hani gidiyorsun direkt yaratığa tıklayan bir şey var. Düşünsenize yani, siz sadece belki CTRL'ye bile basmıyorsunuzdur hani savaşmak için. Komut bile vermiyorsunuzdur. Kendi savaşıyordur da belki. Yani bilmiyorum onu tam içeriğini ama gerçekten oyun yetkililerine sesleniyorum buradan. Tabii dinleyeceklerini, duyacaklarını hiç ihtimal dahi vermiyorum ama oyunun içine ettiniz. Elinize sağlık. İyi de bir yolda devam ediyorsunuz. Sadece cebinize para girsin diye uğraştığınız bir oyun olmaya başladı. Ki bu tarz oyunların sonunun ne olduğunu hepimiz de gayet iyi biliyoruz. Bu oyunların sonu genelde hangi oyunlar? Point Blank son evresini hatırlayın. Point Blank'in son evrelerinde ne olmuştu? Artık pay to win'e döndü. Sadece adamlar eşya satarak kendi ceplerine para doldurmaya çalışıyorlardı. Benim de düşüncem şu anda oyun hakkında bu. Şu anda botları kapatmamalarının sebebi botların bu oyunda VIP almaları, toplayıcı için bir şeylere para vermeleri ve bu sayede de oyuna para kazandırmaları oluyor. Aslında bir nevi oyunu bitirenler de botlar oluyor yani arkadaşlar. Benim demeye çalıştığım, bu kanalda en başından beridir anlatmaya çalıştığım şey tam olarak da bu. Evet yani gündem videomuzu da zaten biliyorsunuz, genelde oyuna sayıp sövdüğümüz bir video oluyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Umarım aynı kanallardayızdır. Aynı fikirlerdeyizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.